Ankara Düşünce Atölyesi 2021 Bahar Dönemi Gelenekli Türk Tiyatrosu Atölyesi'nden herkese merhaba. Ankara Düşünce Atölyesi'ni daha iyi tanıyabilmek ve faaliyetlerinden haberdar olabilmek için Twitter ve Instagram hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Atölyemizde bu hafta Gelenekli Türk Tiyatrosu'nun doğuşu, tarihteki yolculuğu ve geleneksel ile gelenekli farkı konuları işlenecektir. Dilerseniz atölyemiz başlamadan önce sizlere kısaca Şevket Çetin hocamızı tanıtmak isterim. Şevket Çetin, gelenekli Türk tiyatrosuna gönül vermiş ve bu konuda kendini halen geliştirmek için gayret eden, somut olmayan kültürel miras taşıyıcısıdır. Yaklaşık 16 yıldır orta oyunu, kukla, karagöz alanında aktif olarak bu sanatı icra etmekte ve Türkiye'de, yurt dışında ve yurt içinde Türkiye'yi yurt dışında ve yurt içinde temsil etmektedir. Gelenekli Türk tiyatrosunda usta çırak esasına dayanarak bir ustadan peştemal alarak mezun olmuş ve yeni çıraklar yetiştirmeye gayret eden gelenekçi bir sanatçıdır. Sözü daha fazla uzatmadan Sayın Şevket Çetin hocamıza bırakıyoruz. Buyurun hocam. Teşekkürler. Arkadaşlar herkes hoş geldi. Güzel bir atölye olmasını diliyorum. Ben Şevket Çetin. 16-17 yıldır bu sanata gönül vermiş ve bu konuda kendini gerçekten yetiştirmeye çalışan ve geleneklerine çok bağlı ve bu geleneğin unutulmamasını isteyen bir sanatçıyım. Bu konuda derin araştırmalar yapıyorum, uygulamalar yapıyorum. İşte sempozyumlar, işte atölyeler oluşturarak bu sanatı devam ettirmeye çalışıyoruz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. İlk başlık olarak gelenekli ve geleneksel Türk tiyatrosu dedik. Yani şimdiye kadar herkes geleneksel Türk tiyatrosu diyordu. Niye şimdi gelenekli Türk tiyatrosu oldu diye bir soru oluşabilir. Şöyle açıklamak istiyorum. Bundan 2 yıl önce Kültür Bakanlığı bunu ayırmak istedi. Geleneksel ve gelenekli olarak. Yani geleneksel sanatlar olarak ayırdıkları şeyler eski usulüyle, eski ustaların eski malzemeleri kullanarak ve icra ederken farklı bir yöntem kullanmadan eski yöntemleri kullanarak devam ettirdiği sanat ve zanaatlara geleneksel dendi. Ama günümüzde gelişmiş teknolojiyle birlikte hani bir şeyler eklenerek ya da hani yozlaşma demeyelim de daha fazla değişime uğramış sanatlara da ve zanaatlara da gelenekli dendi. Orta oyun da bunlardan biri. Çünkü orta oyununa istediğimiz her şeyi ekleyebiliyoruz. Şu an hani sahnede bir cep telefonu çıkartabiliyoruz ama kökeninde olmadığını biliyoruz. Bu bize hani hem tülahatın getirdiği, doğaçlama yeteneğimizin getirdiği bir şey olarak, unsur olarak ve orta oyunu buna izin verdiği için. O yüzden de bunu ayırdılar ve gelenekli Türk tiyatrosu yaptılar. Güzel oldu. En azından bir şey olarak bir adım oldu. En azından isminin bilinebilirliği arttı biraz daha. Hani Kültür Bakanlığı, ha biz bunu biliyoruz, artık sahip çıkalım, sahip çıkmak için gelenekli sanatçılar yetiştirelim diye bir proje kapsamına girdiler. Bir usta, bin usta projeleri, işte usta çırak projeleri, böyle devletin ve özel kurumların, STK'ların yaptığı projelerle en azından kendi kaynaklarımız, kendi değerlerimiz, kendi kültürümüz biraz daha yaşamaya başladı. Bundan sonra orta oyunu. Orta oyunu nedir? Biz orta oyunuyla ne zaman, nerede karşılaşmışız olarak sorduğumuz zaman orta oyunuyla ilk karşılaşmamız bizim 750 yıllarında oldu. 750 yıllarında Uygur yazıtlarında kökünç olarak geçen ilkel yazılı tiyatrolar. Bunların kökeni orta oyunudur. Orada da özen oyunk olarak geçen orta oyunu, yani özen orada ortada olan demek Uygurca'da özen oyunk olarak geçen orta oyunu da bize o zamanda da orta oyunun var olduğunu kanıtlıyor. Bu oyunlarda geçen hani şey olarak isim olarak geçen kökünçlerde isim olarak geçen oyunçi kelimesi de bizim özen oyunçi olarak geçen kelimelerde bizim orta oyuncuların o zamanki isimleri. Yani o zaman çevrilmesi mızıkacı olarak geçiyor. Tabii ki o zaman Mani dinine, Uygurlar Mani dininden çok etkileniyorlar. Karanlık ve aydınlık olarak bir çatışma var. Bu çatışmayı göstermek için özen oyunlar düzenleniyor genellikle. İslamiyet'le tanıştıktan sonra tabii ki
farklı değerler giriyor ve o değerlerin üstüne gidiyorlar. Uygurlar bu geleneği tabii ki şölenlerinde, bayramlarında bunları devam ediyorlar. Ama o tarihlere dair hani yapısı neydi, nasıl oynandı? Hani sadece kökünçlerden aldığımız bilgilerle orta oyunun dinsel objelerin daha fazla olduğu oyun ve orta alanda oynandığını biliyoruz. Hani kostümleri neydi? Bir özel bir kostümü var mıydı? Müziği var mıydı? Öyle şeyleri kaynaklarına ulaşamadığımız için, olmadığı için bilemiyoruz. Ama o kökünçlerde, o yazıtlarda oyunların olduğu, özen oyunların olduğu bize orta oyunun var olduğunu, 750 yılında var olduğunu kanıtlıyor. Tabii ki sonra Anadolu, ya Çin'den Avrupa'ya kadar olan bölümde, bu coğrafyada şamanların büyük bir etkisi var. Çünkü her tarafa geçen göçerler ve şamanlar bu kültürü heybesine katarak taşıyabiliyorlar. Bu taşıma sırasında tabii ki kültür erişimleri, o kültürden başka bir kültüre aktarımlar daha fazla yön gösteriyordu. Şamanlar gösteri alanlarında en fazla boy gösteren şey oldu, topluluk oldular. Çünkü onların her şeyi bir gösteriydi. Hani, hadi Nevruz gibi düşünelim. İşte bir bayram oldu, av yaptık, hadi toparlanıyoruz, başka bir yere göç edeceğiz, onun bir töreni. Ve bu törenler genellikle farklı kıyafetler ve o zamanda da kıyafetlerin başladığını görüyoruz. İlk. Bu o zamanki oyunların adı Sibe-i Şem. Yani ateş etrafında, aydınlık ortasında gibi. Tabii ki şamanlar için ateş büyük bir olgu ve bunu geleneklerini de sürdürmek için sonradan tabii ki bunu kara gözle de göreceğiz. Hani Şem, ışığın, ateşin bize ne kadar önemli bir yer tuttuğunu o kara gözle de göreceğiz. Şem'i, Sibe-i Şem ve Maskare-i Şem olarak iki adıyla adlandırılıyor. Şamanlar bu kültürleri devam ederken orta oyununun nasıl girdiğini şöyle görebiliyoruz. Orta oyun onlarda büyük bir olgu. Çünkü büyük şamanlara ulahan oyun deniliyor. Orta şamanlara orta oyun deniliyor. Küçük şamanlara kenlikli oyun olarak üç adda adlandırıyorlar. Büyük şamanlar liderler, toy üyeleri, ondan sonra kurultaylardaki hani söz sahibi olan ileri gelmiş insanlar. Orta şaman dediğimiz sanat ve zanaatçıların, hani yine söz sahibi olan sanat ve zanaatçıların genel ismi orta oyun. Ve bu kültürün aktarılması ve ticaretin de bir manayla başlaması yönünde orta oyunu, yani şamanlardaki orta şaman dediğimiz orta oyunun çok yüksek mertebelerde ve ileri gelen kişiler olduğunu görüyoruz. Küçük şamanlarsa hani sürüye bakanlar, işte toplayıcılar, gözcüler olarak adlandırılan kişilere söyleniyor. Şamanlar tabii ki bu olgu yaptıktan sonra ateş etrafında dönme gibi olayları var. Bu da orta oyunda bizim yeni dünya etrafında dönmemiz gibidir. Yani şu an 20. yüzyıldan şimdiye bize kalmış 19. yüzyılın sonlarında son halini almış orta oyunda, mesela orta alanda bir kere döndüğümüz zaman kendi etrafımızda zaman ve mekan değişir gibi bir olgumuz var bizim yapısal olarak. Şamanlarda ateş etrafında döndüğü zaman kötülüklerin gittiğini ve zamanın mekanın değiştiğini ya da kişinin aydınlandığını ya da günahlarından arındığını tefsir eden şeyler var. Bu da bizde orta oyun yapısını buradan alıntı yaptığını, şamanlardan bu kültürleri, bu olayları aldığını görüyoruz. Genellikle dinsel kaynaklara dayanıyor şamanların bu orta oyunu oynamaları. Tabii ki bu şamanların etkisi bizde hani Selçuklu'ya kadar devam ediyor. Tabii ki ondan sonra da devam ediyor. Selçuklu bundan çok faydalanıyor. Hani batıl inançların yanı sıra hani kültürün daha devam etmesi için şamanların büyük bir etkisi vardı. Hani kalaycılık, demircilik gibi böyle şeyleri o zamanlarda şamanlardan öğrendiler. Tabii ki bunun yanı sıra büyücülük, öyle şeyler de
tabii ki bizim orta oyunumuzda ve Karagöz oyunlarımızda bunların daha çok yeri var. Mesela Karagöz oyunlarında büyücülük şeyle öyle olgular daha fazladır. Hani onlara cazu deniyor. Cazu da şeyin, kabilenin en büyük büyücüsü şamanlarda. Cazu'nun adı. Yani onlar cin çağıran kişiler manasında cazular öyle geçiyor mesela şeyde, şamanların literatüründe. Bizde de hani büyücü ya da Karagöz'de geçen şeyi, ismi de büyücü gibi gene oradan alındığını görüyoruz. Tabii ki Selçuklular bunu alıp orta toy oyunlarına çeviriyor. Orta oyunu biraz daha gelişmeye başlıyor. Orta toy oyunları genellikle adalet üzerine devam etmiş oyunlar oluyor. Adalet üzerine şöyle mesela bir, tabii ki bunun amacı gene eğlence. Birine ceza verilecek. Hadi bir toy kuruluyor kendi aralarında. Arkadaş çevresinde de oluyor. Bu çocuğa kadar indirgenmiş. Anadolu Selçuklu'da ve Selçuklu'da. Çocuklar bile hadi bir adalet oyunu, orta toy oyunu oynadığımız zaman ona bir ceza verecekler. Oyunda mesela yenildiği için ona bir ceza verecekler. Bir toy kuruluyor. Toy ona bir ceza veriyor ve onu yapması isteniyor. Hani taklit oyunu. Hadi şunu ol ya da şu büyüğü taklit et gibi. Orta toy oyunlarında genellikle düğünlerde, şenliklerde, bayramlarda ya da zafer dönüşlerinde ya da yaslarda oynanan şeyler. Hani bu o zamanlar acıklı tarafı da var. Şu an biz eğlencelik olarak gördüğümüz orta oyunun yas versiyonu da var Selçuklularda. Bunları da şamanlardan aldığı hani bildiriliyor. Selçuklu bunları yazılı hale getiriyor. Şöyle hani yazışmalarında o zamanki orta oyuncular, yani şamanlardan alınan orta oyuncu, orta toy oyuncuları olarak yazılıp eğlence takımı, hani ordunun biraz daha eğlenmesi ve bir şey aktarırken, hani yeni beyliklere bir şeyler aktarırken o kişilere kullanıyorlar. Hani elçi olarak, peyk olarak diyelim. Ve o elçiler oraya gittiği zaman olayları, özetini, hani diğer şehirlerde yaşanan olayların özetini ya da şey, başkentte yaşanan olayların özetini ya da hükümdarın isteklerini o eğlenceli halle, müziklerle, hani elinde bir def kullanarak aktarıyor. Yani orta oyunda böyle bir şey de var. Bu amaçla da kullanılıyor Selçuklularda. Tabii orta toy oyunları bekarların evlenme öncesinde kabilenin liderlerine ceza verme olarak oyunlar da oynanıyor. Orta oyunlarda bekarlar toplanıp liderlere cezalar kesiyorlar ve paralar alıyorlar. Lider o şeyi yapamadığı için, hani o taklidi lider olduğu için yapamadığı için bunlara bir bağışta bulunuyor. Bu da hani toy gelirine ya da o bekarların gelirine katkı sağlıyor. Yani ya da iki koyun, üç tane kuzu, öyle şeyler armağan edilebiliyor. Bunlar da genellikle yaz dönemlerinde sürü doğumlarında olan törenlerde yapılıyor Selçuklu'da. Tabii Osmanlı bu geleneği geliştirmiş. Orta toy oyunları Osmanlı'da biraz daha kol oyunlarına, toy oyunları kol oyunlarına dönmüş. Tabii ki toylarda olan meydanlar çıkıyor artık bunlar ve kol oyunları belli başlı sırf bu işi yapan insanlardan kuruluyor kol. Yani bir moral ekibi gibi düşünelim. Osmanlı bunu kola, meydana ya da zuhura çeviriyor. Bunlara da zaten Osmanlı'daki haliyle kol oyunu, meydan oyunu ya da zuhur oyunu diyoruz. Ya bizim en yakın hani kaynaklardan her zaman duyduğumuz şeyler burayla başlıyor. Daha öncesini insanlar fazla bilmiyorlar. Hani bu araştırınca çıkabilen bir şey. 750 yılından değil de hani orta oyunu sorduğumuz zaman tamam, Kavuklu Hamdi'den gelen bir gelenek olarak biliniyor. Aslında bu yanlış bir bilgi çünkü orta oyunu daha eskiden geliyor. Bu konularda 16. yüzyılda kurulmuş olan Comédie de l'Arte var mesela. Comédie de l'Arte tabii ki göçler yapıp Anadolu topraklarında geldiği zaman orta oyunuyla benzerlik gösteren şeyler var. Ama köken olarak orta oyunu daha eski olduğu için bundan mı esinlendi, esinlenmedi mi onu bilmiyoruz. Orada da bir pi şeker yani sirar olan ve bir komik var. Bunlar beyefendi, ibiş gibi, onlarda da bir beyefendi ve
şey var, yargıç var mesela. Onlar da öyle bir tarz olarak devam ediyor. Ellerinde bir pastav var. Bizim pastav dediğimiz değnekten iki ucu çatala benzeyen ve oyunun yönünü belirten, bunları diğer derslerde göreceğiz, belirten kullandığımız aksesuarlar komedi delarte'de de görüyoruz. Osmanlı topraklarında komedi delarte arte oyunu olarak söyleniyor. Ya yani böyle bir söylem var. Arte oyun. Yahudiler ve İspanyalılardan gelen heyetler ise Alto Sacramentais olarak bir tiyatro olarak Osmanlı topraklarına geliyorlar. Bunlara da auto oyunu deniliyor. Zaten İspanyolların tek perdelik oyunlarının ismi de auto oyunudur. Bundan sonra düşünmeye başlıyoruz biz. Diyoruz ki orta oyunu mu onlardan esinlenmiş acaba? Onlar mı orta oyundan esinlenmiş olarak bir soru bizim karşımıza çıkıyor. Tabii ki modern tiyatroda Grotowski yöntemindeki kullanılan meydanda oynanır. İşte dekor yoktur. İşte her taraf, sahnenin her tarafı kullanılabilir. Arkada bir müzisyen vardır. Bunların hepsi orta oyunda olan unsurlar. Diyoruz ki modern tiyatroda sadece bizimki sözlü olarak devam etmiş, onlar yazıya dökmüş olarak bilebiliriz bunu. Tabii ki ama bunu şey olarak kanıtlayamıyoruz. Çünkü çok uzun kaynaklarda yazılmış eserler var. Onların eserlerinde bizde sanatçısı ve araştırmacısı çok az olan bakir bir konu. O yüzden doğru bilinen yanlışlarımız çok. Bu yüzden de bunları fazla kanıtlayamıyoruz. Tabii ki kanıtlarımız var ama bunları ne kadar çok sunabilirsek o kadar da bizim olabilir. Öyle diyorum ve diğer konuma geçiyorum. Tabii Osmanlı'da kol oyunları, tabii artık bir kol kuruldu. Bunun için bir eğlence timi var. Bunun içinde hani Karagözlüler, Çengiler, bundan sonra Zenneler, Hımbılağlar, Anlatıcılar, Meddahlar. Tabii bu kolun içine eğlence şeklinde olan her şey giriyor. Tabii ki bu son aşamasında mesela Mızıklayı Humayun diye bir şey kurulduktan sonra hani mehter takımını da oraya atıyorlar. Mehter takımı tabii ki hani o amaçla kurulmuyor. Şu an onu da biz hep yanlış biliyoruz. Çünkü mehter takımı diyor, bu ordu bu şarkılarla sefere gitmiş olarak biliyoruz. Öyle bir şey yok aslında. Mehter takımı ileri hatlara haber uçurabilme, haber ulaştırabilmek için kurulmuş bir birlik. Mesela zilcilerin hepsi akıncılara bağlı. Zilciler hızlı hızlı vurduğu zaman ileri saftaki akıncılara duyurarak onların daha hızlı hareket etmeleri ya da daha yavaş hareket etmeleri, geri çekilmesi anlatan bir yapısı var. Kösün amacı bütün orduyu bir anda savaşa sokabilmek. Hani bu haberleşmenin biraz daha hızlısı. 19. yüzyıla geldiğimiz zaman da mehter takımının eserlerini görmeye başlıyoruz. Hani marşları görmeye başlıyoruz. Daha öncesinde böyle marşlara ulaşamıyoruz. Böyle bir şey yok. Ondan sonra Osmanlı'da Yeniçeri ortaları diye bir orta oyuncular daha var. Hani kollar harici. Çünkü Osmanlı'da birimler, her birim kendi alanına bakıyor. Başka alanlara girmediği için Yeniçeriler kendi aralarında özerkler. Özerk oldukları için onların kolu da Yeniçeri ortaları oluyor. Yeniçeri ortaları ortada ayak işlerine bakan kişilerden oluşuyor. Ve bunlar genellikle hani daha çelimsiz, hani ayak işi yapabilecek stajyer dediğimiz, şimdi yeni literatürde dediğimiz kişiler gibi ortada kılıçları getir, testileri doldur gibi işleri verildiği ve Yeniçeri ocaklarından birbirine haber taşıdığı ve o haberleri taşırken de tabii komiklik yapan daha mukallit kişilerden oluşuyor. Onlara da bu taklitleri yapıyorlar. Hadi ağanın taklidini yapıyor. Onlara kimse kızmıyor bu taklitleri yaptığı için. Bu ortalarda, orta meydanda, Yeniçeri ocaklarında orta oyunu oynuyorlar. Bunlara da Yeniçeri ortaları deniyor. Genellikle eğlenceli tiplerle taklit yaparlar ve yaptıkları taklitlerle kimse alınmaz buna. Hani Yeniçeri ağasının da taklitini yapabilir. Yani, o anda eğlenceyi sürdürmek için hani arkadaş çevresinde de olur ya, biri hikaye anlatır. Öyle bir hikayeci düşünün. Tabii bunun ayaklısını düşünürüz. Tabii ki bunda yazılı eserlerimiz var. Bu yazılı eserlerden kaynaklanıyoruz. Ama hepsinin doğru olduğunu tabii ki söyleyemeyiz. Mesela Cevdet Kudret
orta oyunu hakkında 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başı olarak söyler. Tabii ki o dönemler internet yok, kaynaklar kısıtlı, bir de bakir bir konu. Tabii ki araştırmaya ne kadar mahal veriyor onu bilemeyiz. O yüzden ama bu kaynaklar, mesela şöyle bir şey söyleyeyim. 1320 mesela Karagöz'de 1320'de çıkmış, Sultan Orhan zamanında Bursa Ulu Cami'de çıkmış diye bir şey vardır. Herkesin şey kulağında olan bir bilgi vardır. Mesela ama tarihçiler burada varsa daha iyi bilirler. Hani bu tarihsel süreçte bunun bir yeri yok. 1320 yılında Sultan Orhan tahta değil mesela. Bursa Osmanlı toprağı değil. Bursa Ulu Cami Bayezid zamanında yapılmıştır. Ya Bayezid zamanında yapılan bir şeydi. Ve bu konuda Şeyh Küşteri olarak bilinen, Karagöz'ün ustası olarak bilinen kişi Bursa Ulu Cami'nin yapıldığı yıl vefat etmiştir. Ya o dönemi birleştiriyor olabilirler tabii, ama tarihsel süreçte bu bilgilere yanlış yerden de bakabiliyoruz. Zaten bunu kaynaklar da söylüyor. Ahmet Rasim Bey 2. Mahmut döneminde 1812-1830 yıllarına ait 18-19 yılların anlatıldığı Endurun'da Vakai Letavi Endurun eserinde çok muhteşem bir orta oyunla karşı karşıya bulunduk diye padişah adına yazılmış bir oyunda şeyde belgede böyle bir sözle karşılaşıyoruz. Bu da bizim 19. yüzyılın sonu değil de 18. yüzyıla kadar geri getiriyor. Direkt tezi çürütmüş oluyor zaten. Tarihçi Raşit'in 1703'teki ayaklanmasını anlatırken yazıcı oyununa benzediği, yani Kari Kadim oyunlardan yazıcı oyununa benzediği temaşaların olduğu, sokaklarda bu temaşaları gördük diye yazdığı eserde de 1703'e gidiyoruz. Yani 17. yüzyıla kadar gidiyoruz. Bu da diğer tezi çürütmüş oluyor. Yani tezleri araştırdığımız zaman bizim hani çürüte çürüte en doğruyu bulabileceğimizi savunuyorum. Ama tabii ki kaynaklarımız bu konuda kısıtlı. Tabii ki Osmanlı kaynaklarına bakıyoruz bunda. Genellikle Mızıka Yumayun kaynakları, Osmanlı'dan sonra Mızıka Yumayun bu konuda, 2. Mahmut buna çok önem vermiş ve bütün eserlerin, bütün yapılan gösterilerin yazılmasını emretmiş. Ama bu eserlerin hepsi siyakat olarak yazılmış. Tabii ki siyakatı çözmek zor oluyor. Çünkü şifreli olarak yazılmış diyeyim. Bu şifreleri tabii ki bilenler, o şifreleri, yani pencere mesela kapı demekse, biz onun kapı demek olduğunu bilmiyorsak o belgeyi çözemiyoruz. Genellikle askeri kaynaklardan aldığımız için bu belgeleri de biraz kaynakta zorluk çekiyoruz. Ama yılmayacağız. Bunları çevire çevire güzel yerlere getireceğimizi tahmin ediyorum. Tabii orta oyunda Metinant orta alanda oynadığı için mi orta oyun denmiştir? Yoksa bir şeyin ortasında, süre olarak bir şeyin ortasına arada giren bir etkinlik olarak girdiği için mi orta oyunu denmiştir diye bir tartışma başlatmış. Tabii bu kaynaklarda tabii orta oyun ismini araştırılmadan söylenmiş şeyler. Hani orta oyun nereden gelmiş diye değil de orta oyunu, tamam ortada oynandığı için orta oyunu diyoruz biz olarak başlamış. Tabii ki bu 20. yüzyıldan sonrası için geçerli. Orta oyunda 16. yüzyılda muhteşiplik diye bir birim açıldı. Şimdiye kadar biz Kavuklu ve Pişeker'den bahsetmedik. Ama orta oyunun baş karakteri olarak biz Kavuklu ve Pişeker'i görüyoruz. 16. yüzyılda Osmanlı'da muhteşiplik diye, yani bir zabıta amir diye bir birim açıldı. Bunlar direkt kadılara bağlı muhtasipler ve sivil polis gibi düşünün ama sivil denetlemeci. Pazarlara gidip elinde bir sepeti olan, kırmızı ya da sarı giyen, Kavuklu'nun kıyafeti oradan gelir. Bunu ikinci derste daha detaylı anlatacağım. Muhtasipler çarşı pazarları denetlerler, ellerinde bir sepeti olur, sepetin içinde iki tane ağırlık olur, müşteri gibi giderler, orayı denetlerler. Usule uygun değilse, ahlaki yönden de usule uygun değilse kadıya söylerler ve onun pabucu dama atılır. Şimdi kadı
kadının tamamen adalete ve kanunlara bağlı olması gerekir. Ama muhtasiplerin şöyle bir durumu vardır. Sadrazama direkt çıkabilirler ve ahlaki olarak bir boyutta adam ayıplı mal satmıyordur. İşte fahiş fiyatı yoktur. Ona bir kapatma uygulamayabilirsiniz. Ama üslubu çok kötüdür. Bunu muhtasip de diyebilir ki bunun üslubu kötüdür. Bunun pabucu dama atılsın diye sadrazama kadar çıkma yetkisi vardır. O konuda da muhtasiplerin çok önemli bir özel bir birlik olduğunu söylenir. Kabzı mallar da o zaman devlet tarafından pazarlara, çarşılara atanmış ama maaşlarını devletten almadığı söylenir. Bu belgelerde de böyle. Maaşlarını oradaki kar oranından, vergi diliminden alan bir şeydir. Ne kadar fazla çalışırsa o kadar çok para kazanabilen bir pazar tüccarı ya da ara bulucusu. Zaten pi şekerin kelime anlamı olarak da yol açan, pi şeker şetaret olarak geçen, yol açan kişi olarak biliyoruz biz onu. Onun da kabzımallardan oluştuğunu biliyoruz. Muhtasiple kabzımanın karşılaştırılmasında ve bu iki karakterin pazarda yaşadıkları olaylarda yapılan taklitlerle biz son olarak gördüğümüz orta oyununun doğuşunu görüyoruz. Yani muhtasiple kabzımalın oradaki tartışmaları, zaten külahlı olan kişi Pişeker bizde. Osmanlı zamanında, çünkü şapkaların büyük bir önemi var. Şapkalar kimin ne olduğunu, hani yaka kartı gibi şapkalar, çantalar, böyle simgeler, onlar yaka kartı gibi kimin ne iş yaptığını gösteren şeylerdir. Bu zaten mezarlarda da böyledir. Osmanlı zamanındaki mezarlarda, yapılmış mezarlarda üstlerinde hangi mesleğe aitse onun simgesi ya da onun renginde bir serpuşu, bir şeyi olur. Hani bir simge koyarlar. Bu tabii ki bazı yerlerde silinmiştir. Mesela İngilizler İstanbul'u işgal ettiğindeki bütün mezarların üstlerini kazınmıştır. O taraflarda olanlar varsa gidip gezebilirler. Çünkü saray, hani hazinedarları, işte önemli görevde olanlar genellikle Eyüp mezarlığına gömülürmüş ve onları tarihsel yapıdan silmek için İngilizler de o tarafı biraz daha kazıyarak kimin ne işini, iş yaptığını anlaşılmayacak hale getirmiş. Tabii ki 16. yüzyılda bu muhtasiplerle kabzımalların, yani pişeker şetaretlerin karşılaşmasıyla ilk orta oyunları görüyoruz dedik. Pazarda tabii bunlar alay konusu oluyor ve onların yaptığı münakaşalar, çünkü devamlı birbiriyle muhatap oluyorlar, münakaşaları komik hale getirip pazar içinde eğlenceler başlıyor. Bunlar meydanlara taşıyor. Meydanlardan sonra kollara taşıyor. Ve kollar bunu sarayda da görelim diyerek saraya kadar uzanıyor. Orta oyunu gelişiminde böyle şeyler var. Orta oyunu başlangıcı olarak bilindiği 750 yılından bu zamana kadar değişimlere uğradığı için biz buna gelenek. Çünkü bir değişimimiz var. Konu olarak da var. Dinsel olarak başladı mesela ilk önce. Sonra eğlence ya da bir ticari olarak devam etti. Şu an günümüzde tamamen eğlencelik olarak devam ediyor. Yani bir ticari amacı yok. Ya da bir eleştiri amacı yok. O zamanlar vardı. Mesela pazarlarda bunu oynarken muhtasipler ya da kabzımallar da bunu izliyor. Ve kendilerini bir ayna olarak görüyorlar. Ve bunu bazen tebliğ kıyafetle pazara ya da çarşıya gelen padişah ya da yönetici, sadrazam, kolağası gibi önemli kişiler de istiyor. Ve hani çocuktan al haberi gibi oradaki dönen olayları eğlenceli bildiğinde alıp, doğru eleştiriyi alıp bunun yasal yollarını ve devam eden süreçlerini anlatıyorlar. Bunlar da bize Mızıkayı Humayun kaynaklarından gelenler. Tabii ki kaynaksız, afaki olarak konuşarak orta oyunu şuradan geldi, buradan geldi söyleyebiliriz. Ama önemli olan, hani zaten kimse bilmiyor, ben ne söylesem de inanırlar gibi bir duruma girmek. Yani şu ana kadar yapılan tiyatroların ya da birileriyle muhabbet ettiğimizde sorduğumuz kişilerde, hani ne iş yapıyorsun, ben orta oyuncu dediği zaman
Hani bu bilgilere biraz haiz olması gerekiyor. Ama tabii ki biz kulaktan duyma bilgileri sevdiğimiz için hani Karagöz Hacivat, hadi Bursa'da Ulu Cami diyoruz ama mesela tarihsel süreçte alakası olmadığını görüyoruz. Çünkü Beyazıt zamanında yapılmış. Karagöz Hacivat hangi zamanda yaşamıştır diyorsun? Sultan Orhan diyor. Bursa Ulu Cami dedin diyorsun. Beyazıt zamanında diyorsun. Yok, o zaman. Yani şey, bu kulaktan duyma bilgilerle devam edersek biraz işimiz zor gibi düşünüyorum. Gelişimi olarak orta oyunu tabii ki daha fazla gelişmesi için yapılacak daha önemli adımlar atılması lazım. Biz gerçekten tarihimize sahip çıkan bir millet değiliz. Bu konuda öz eleştiri yapıyorum, kendim dahil. Çünkü şöyle diyeyim, ben Yunanistan'a gittiğim zaman 750 tane Karagöz salonu gördüm. Ama şu an Ankara'da 3 tane falan müzemiz var ve onların içinde Karagöz salonları var. Ya da bazı tiyatroların içinde Karagöz oyunları oynanıyor. Ama buna ayrı olarak bir yer yapılmıyor. Ve mesela çok acıdır ki bizim bir orta oyun sahnemiz yok. Devlet tarafından da ya da özel olarak. Bir orta oyunu sahnemiz yok. Hani tamamen yapısına uygun. Bunu diğer derste anlatacağım, orta oyun sahnesi nasıl oluyormuş diye. Yapısına uygun yapılmış bir orta oyun sahnemiz yok. Bu gerçekten acı oluyor. Kültür Bakanlığı'na kayıtlı olan 160 tane sanatçımız var. Yani 80-90 milyonluk insanız ama 160 tane mi geleneklerimize bağlı ya da orta oyun sanatçısı yetiştirebiliyoruz? Ya da konservatuarlarımızda orta oyun dersleri bir derste ya da iki derste bitebiliyor. Yani bu bir seneye yayılmıyor. Ya da bir orta oyun okulumuz yok. Gelenekli Türk tiyatrosu. Bu bizim geleneğimiz demeyi biliyoruz ama bir gelenekli Türk tiyatrosu okulu açmıyoruz. Evet, ben teşekkür ediyorum. Kısaca bahsettim. Diğer derslerimizde daha detaylı şeylerine gideceğiz orta oyunun. Soru cevap alabiliriz. Düşer hocam.